Yeniden başladık. Az önceki yayın kesintisi Türk Telekom'dan kaynaklı bir kesinti. Yayın zannediyorum 10-15 saniye kadar geç düşüyor. Az önce yayın kesildi. Yeniden başlamak durumunda kaldık. Tekrar ediyorum, yayın kesildi az önce. Bu benim elimde olan bir durum değil. Bu durum maalesef Türk Telekom'a bağlı bir durum. Bizden kaynaklanmadı. Kusura bakmayın, yayını kesmek durumunda kaldık. Yani biz kesmedik daha doğrusu. Yani Türk Telekom'un çok iyi bir altyapısından kaynaklı. Çünkü biz burayı sınırsız aldık. Süpernet, hipernet olsun, bilmem ne olsun falan filan dediler. Tamam dedik, paketi de yüksek tuttuk olabildiğince. Ama her ne sebeptense yayın her türlü, yani bir damla bir şey düştüğünde yere bir şekilde kesintiye uğruyor. Özellikle internet yayını. Yani en ufak bir şey olduğunda bırakın yayın yapmayı, yani canlı yayın yapmayı yazamıyoruz bile. Bir sıkıntı var. Türk Telekom'un altyapısıyla alakalı bir sorun var. İlk önce bu sorunun çözülmesi lazım. İnsanlar uzaya giderken, işte efendim Mars'ta yaparken benim de internete girememem bana çok büyük bir sıkıntı veriyor ve sinirleniyorum ben bu duruma. Ey Türk Telekom müdürü. Bir şey yapacak. Bir an önce yapılmalı. 17 senedir artık yani lütfen 4.5G değil 5.5G alsın abi aynı şekilde. Bu şekilde devam ediyor. Bu 4.5G'lik bir durum değil yani. Bu şeyle alakalı bir durum. Türk Telekom'un altyapısıyla alakalı bir durum. Türk Telekom'un altyapısı gerçekten çok kötü yani. Uşak'ta internet olayını bir türlü bir ayarlayamadılar ya. Yani bunu şehir merkezinde hadi diyelim ki nedir onun adı? Kenar mahallelerde yapamadınız da ya şehir merkezinde Şeref Caddesi'nin üstündeyiz yani ne bileyim ya da şehir merkezinde yine İsmet Paşa Caddesi'nin üstünde yani birçok yerde hala daha internet kesintileri oluyor. Yani olacak iş değil insanın sinirleri zıplıyor. Yani insanlar şeye gidiyor ya gülünç de geliyor bir taraftan uzaya gidiyor orada tarlalar kuruyor bilmem ne yapıyor işte efendim orada istasyonlar kuruyor. Bilmem ne yapıyor falan böyle bir teknolojik gelişme var insanlarda. Biz hala bir internet yayını veremedik ya. Yani Uşak'ta senelerdir bir internet yayını şuradan sağlıklı veremedik yani. Olmadı bir türlü şunun altyapısını beceremediler yani. Yani sürekli aslında işlenmesi gereken bir konu bu. Başka bir şey olması lazım. 4.5G diye bir şey yok. Ben Danimarka'dayım 4.5G diye bir şey yok. Abi 5.5G 10.5G alsam olacak yani Uşak. Bilmiyorum ki yani buranın altyapısında bir sıkıntı var altyapısında. Yani bir türlü beceremediler. Nedendir onu da bilmiyorum. Yani teknik şeyi de pek anlamam. Ama yani bunun kablosundan mıdır? Yok sinyalinden midir? Yok vericisinden midir? Nereden kaynaklanıyorsa o bunun bir an önce çözümlenmesi lazım. Yani iki cümle bir şey konuşturmuyorlar ya da yazdırtmıyorlar yani. Ben konuşmazsam yazamazsam abi ben şey oluyorum hasta oluyorum ben. Olmuyor yani. Benim bir şekilde konuşmam ve yazmam lazım. Benim konuşmam engellendiği zaman ve sizlere ulaşmam engellendiği zaman ben sinirleniyorum. İster istemez bu yani olmuyor abi yani ya bir damla bir şey yere düştüğü zaman evet aynı şekilde burada da çok pahalı. Yani bir de diyorlar ki ya sınırsız paket alıyoruz. Yani diyorlar ki sınırsız paket evet şu kadar lira falan. Hadi tamam hadi sınırsız alalım da bu şey olsun nedir onun adı? Biz kesintiye uğramayalım, bilmem ne yapmayalım. Bant genişliği midir, ne karınarsıdır? Yani aman diyoruz ha, kesintiye uğramayalım biz kesin. Yok yok yaşamazsınız falan. Ya bir damla yere bir şey düşüyor. Yağmurdur, ne bileyim kardır vesaire. Sürekli aynı kesintileri sürekli yaşıyoruz yani. Parasını öde, hizmeti alsam, o aynı hizmeti gerçekten hani bana söyledikleri gibi aynı hizmeti verebilseler amenna. Hiç yüreğim yanmayacak. Sıkıntı yok. 10 lira, 20 lira biz fazla vermişiz. Önemli değil. Bu mühim değil ama gerçekten hizmet yok. Yani bu altyapıda bir sıkıntı var. Sürekli bu altyapı olayını bir çözemediler. Bizim altyapımız, altyapın yoksa abici o zaman neye giriyorsun? Yani biz size milyarlarca lira ödüyoruz. Yani Uşak, sadece Uşak değil bir de yani. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde bu şekilde. Yapmayın ya şunu hani artık ne yapılması gerekiyorsa bir çözüme ulaştırın. Hani bir ulaştırma bakanımız senelerdir var mı var. Ardından efendim burada bir Türk Telekom müdürü var mı var, postane müdürü var mı var. Ama gel ve lakin hani hizmete geldiğimizde mevzuya döneceğiz şimdi biraz sonra. Yani şu internet muhabbetini bir halledelim de Ramazan. Tamam mı?
Şunları ben bir dalayım çıkayım, ondan sonra devam edelim. Yani siz de hep beraber bir destek verin arkadaşım. Ya bu şekilde olmuyor ki ya. Ya beni niye kesinti uğratıyorsun ya? Niye susturuyorsun beni? Konuşuyoruz işte değil mi şurada? Yani ikide bir de aynı şeyi sürekli dıt 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 dıt. Ne yapmam lazım benim? Yapmayın bana bu eziyeti ya. Yapmayın abi, de niye yapıyorsunuz ya? Allah Allah. Yani şehir merkezinde adamlar, tekrar ediyorum, uzaya çıkıyorlar. Uzayda istasyon kurmakla yetinmeyip aynı zamanda tarım yapmaya başlıyorlar. Tamam mı? Hani tarım yapıyor adamlar, bildiğimiz Mars'ta, Ay'da, şurada, burada. Bildiğimiz tarım yapıyor. E biz şurada yani bir internete giremiyoruz ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra Türkiye coştu, Avrupa bizi kıskanıyor. Var mı böyle bir şey ya? Neresi kıskanıyor bizi Avrupa'nın? Allah aşkına yani. Ey iktidar. Ya bir şeyler yapmanız lazım abi. Yani görmüyorsunuz ya. Ya diyor, gör. Aha şimdi gene kesildi. Yani sürekli yayın gelip gidiyor. Donduğunun da farkındayım. Olacak iş değil ya. Yayın gidiyor. Buyurun buradan yak. Kendi sesimi duyuyorum internette. Neyse geçelim, devam edelim. Fahrettin Tuğrul AK Parti il başkanı oldu dedik. İHA'ydı. İHA dediydi. O zaten yönetimdeydi. Biliyorsunuz İHA yönetimindeydi. Kendi sesimi duyuyorum şeyde internette. siz söyleyin. Neyse geçelim devam edelim. Allah'ım mesela. Fahrettin. AK Parti il başkanı Fahrettin Turul biliyorsunuz. Sesini kesecekler, Mesut duymuş. Evet, sesimi kesmek için uğraşıyorlar Mesut abi. Yani sürekli böyle bir çaba söz konusu. Türk Telekom'dan mı kessek ki? Oradan mı kessek, buradan mı kessek diye. Bir çaba, çaba içinde herkes. Allah kestirmesin abi. Yani biz Allah dedik, Allah'a dayadık sırtımızı. Yapacak bir şey yok artık yani. Kimimiz kimsemiz de yok bizim. Böyle ardımızda önümüzde duracak. Havuz medyasından da değiliz malum. Yayın bile kıskanıyor abi. Yayın bile kıskanıyor. Evet. Neyse. Konumuza geri dönelim. Yani gün itibariyle az önce de bahsettim. İkide bir aynı şeyi tekrarlıyor. Fahrettin Turul artık il başkanı. İl başkanı Fahrettin Turul. AK Parti'nin il başkanı Fahrettin Turul. İHA'nın yönetimindeydi. Uşak'ta. Şeye baktığımız zaman hani AK Parti'de duruma baktığımız zaman bugünkü belediye başkan adayı da Mehmet Çakın da İHA'nın kurucu başkan yardımcısıydı. Biliyorsunuz Uşak temsilciliğini kuran ilk kuranlardan birisiydi. İkinci adamdı. Kurucu başkan yardımcısıydı. Öyle anlaşılıyor ki İHA burada siyasette etkin olacak önümüzdeki dönemde. Yani şimdi belediye meclisi ve il genel meclisi listelerine bakacağız. Orada da İHA'dan acaba kaç kişi olacak veya olacak mı, onlara bakacağız. Ama ben öyle zannediyorum. İHA bu konuda Uşak siyasetinde biraz daha ön plana çıkmaya çalışacak gibi duruyor sanki. Asım Bey bir açıklama yapmıştı. Belediye başkan adayı Asım Kalilioğlu, Özkan Yalın'la ve Muhammed Gür'le alakalı İyi Parti belediye başkan adayı Muhammed Gür'le alakalı İyi Parti ile alakalı bir açıklama yapmıştı. Asım Bey orada Özkan Bey'in, Cumhuriyet Halk Partili Özkan Bey'in, Özkan Yalın'ın İHA şeyle, İHA diyorum, İyi Parti ile bir dizdirsek temasında olduğunu, İyi Partili yetkililerle görüştüğünü ve gizliden gizliye bir ittifak çalışması yaptığını, bu noktada Asım Bey'in adaylıktan çekilip Muhammed Gür ile yola devam kararı aldığını, Özkan Bey'in bu pazarlığı yaptığını, Asım Bey'e de listelerde yer verilip belediye başkan adaylığı, şey belediye başkan yardımcılığını teklif edileceğini, bir takım pazarlıklar döndüğünü, kendisinin de aynı zamanda UTAŞ'ın başına geçirileceğini, şayet kazanıldığı takdirde belediye. Bunun pazarlığının yapıldığını kendisi açık açık kendi sayfasından, kendi Facebook sayfasından yayınlamıştı. Daha sonrasında bu zannediyorum herhalde parti içinde çatışmalara sebep olmamak için kuvvetle muhtemel, öyle görüyorum ben. Aynı açıklamayı bugün kaldırdığını gördüm. Yalnız şu bir gerçek. Evet, yani böyle bir pazarlık dönmüş yukarıda. Yani Asım Bey'in belediye başkanlığından, belediye başkan adaylığından çekilip Muhammed Gür'ün belediye başkan adaylığı çatısı altında toparlanıp iki partinin ittifak yapacağı, Asım Bey'e
belediye başkanlığı kazanıldığı takdirde, yerel seçimler kazanıldığı takdirde belediye başkan yardımcılığı teklif edileceği, UTAŞ'ın da kendisine bağlanacağı gibi duyumları biz de almıştık. Bu tür bir pazarlık dönmüştü. Asım Bey buna çok sert bir şekilde bir tepki vermişti geçtiğimiz günlerde. Bu tepkiyi de kendi Facebook sayfasında yayınlamıştı. Fakat anladığım kadarıyla benim parti içinde çok fazla çatışmaya sebep vermemek için bu açıklamayı daha sonra kaldırdığını gördük. Bizim anladığımız kadarıyla dün itibarıyla da siz söyleyin, yani mecliste yapılan grup toplantılarından sonra Uşak'ta bir ittifak olayının gerçekleşmeyeceği ve partilerin mevcut adaylarıyla devam edeceği herhalde kesinleşti. Bir karar, son dakika bir karar çıkmazsa, çünkü siyaset değişken, sürekli bir şeyler çıkartıyorlar. Sürekli bir, ne bileyim, atraksiyon yaşanıyor yukarıda. Aşağı bunun yansıması çok zaman almıyor. Dakika başı sürekli bir değişkenlik söz konusu. Yani fikir sürekli değişiyor. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla CHP ile İYİ Parti arasında gün itibarıyla bir ittifak olmayacağı yönünde. Yine aynı şekilde MHP ile AK Parti arasında bir ittifak konuşuluyordu. Uşak'ta acaba bu yapılacak mı? Bir ittifaka gidilecek mi? Uşak'ta hangi çatı aday üzerinden gidilecek falan deniliyordu. Yani insanların kafasında bu soru işareti vardı. Bir takım şehir efsaneleri deriz biz buna. Şehir efsaneleri tabii türedi. Yani her gün aşağı yukarı il yönetimindeki AK Partili, AK Parti'nin özellikle il yönetimindeki bazı arkadaşlarla, siyasetçilerle bir araya geldiğimizde ve bu konunun üzerinde durduğumuzda onlar konuyu yalanladılar. Özellikle Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar'la sürekli temas halindeyim. Görüşmeye çalışıyorum kendisiyle ya da parti içinden bir takım arkadaşlarla görüşmeye çalıştım da onların da fikrini bu konuda sordu. Şu anda yani AK Parti'de de AK Parti'de böyle bir ittifak, genelde bir ittifak söz konusu olmadığını, herkesin kendi adayıyla çıkacağını konuşuluyor. Fakat dediğim gibi, yani bunu en çok isteyen Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaten il yönetimiydi. Genel merkezinde tutumu bu yöndeydi. Yani Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında ortak aday çıkartalım, Mehmet Gün'ü, Mehmet Çakın dışında başka bir adayla çıkılsın isteği vardı Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Ama anladığım kadarıyla bu red gördü. Uşak'ta bir ittifak söz konusu değil. Partiler anladığım kadarıyla kendi adaylarıyla çıkacak. Fakat burada Saadet Partisi çok dikkatimi çekiyor benim. Bu pazar günü biliyorsunuz, geçen yayınımda da söylemiştim. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bu pazar günü burada olacak. Adayların muhakkak açıklayacaktır diye düşünüyorum. Fakat öncesinde ittifak kararı alınır mı? Yerelde en azından bir ittifak kararı alınır mı? Hangi partiyle devam ederler? Çünkü yani ya İYİ Parti ile ya da Cumhuriyet Halk Partisi ile ben devam edeceklerini düşünüyorum. Yani muhakkak adaylarına destek vereceklerdir. Pardon. Sıcak bir çay istemiştim, o geldi. Yani Saadet Partisi'nin burada çok önemi var bence. Neden? %2, %3 oranında aşağı yukarı bir oyu var. Saadet Partisi, dediğim gibi Temel Bey, Temel Karamollaoğlu önümüzdeki günlerde, pazar günü burada olacak bu hafta sonu. Kendi adaylarını muhakkak belirleyecekler, aday açıklaması yapılacak. Ama öncesinde bir ittifak kararı alınır mı? Bu ittifak hangi partiyle yapılır? Yani CHP ile mi yapılır yerelde, yoksa İYİ Parti ile mi yapılır? Ya da Saadet Partisi hiç bir şekilde ittifaka girmez, kendi adayıyla yola devam eder mi? Orasını da bilemiyorum. Bunu bu pazar günü Temel Bey'den, Sayın Temel Karamollaoğlu'ndan artık yapacağı açıklamaya göre öğreneceğiz. Burada benim bir ittifak beklentim şeyden özellikle Saadet Partisi'nden var. Saadet Partisi'nin kitlesi kuvvetle muhtemel ya İYİ Parti ile ya da CHP ile birlikte hareket etme kararı alacaktır. Yani yine kuvvetle muhtemel İYİ Parti'nin ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinde Saadet Partili
isimleri göreceğiz gibi geliyor sanki bana. Bunu önümüzdeki günlerde, bu konu önümüzdeki günlerde, özellikle bu pazar günü, bu hafta sonu netleşir bu konu diye düşünüyorum. Çünkü çok önemli. Saadet Partisi bu kitle belirleyici olacak. Çünkü Uşak'ta artık bir oyun dahi çok büyük bir önemi var. Çünkü hani yapılan anket sonuçlarında bize gelen bilgilere göre, işte değerlendirmelere göre Uşak'ta aşağı yukarı seçim kafa kafaya gidiyor. Yani bıçak sırtı gidiyor. Kaba tabirle. O yüzden burada bir oyun dahi çok önemi var. Saadet Partisi de muhakkak Cumhuriyet Halk Partisi özellikle ve İYİ Parti tarafından değerlendirilecektir. Saadet Partisi ile bir ittifak yapılacaktır. Listelerinde muhakkak Saadet Partili isimler yer alacaktır diye düşünüyorum. Yani ya CHP'nin ya da İYİ Parti'nin listelerinde bunu görmek mümkün olacak gibi görünüyor önümüzdeki dönemde. Bu bir. İki, geçelim. Son dönemde biliyorsunuz bir Murat Kiriş mevzusu vardı. UMEDA, herkes bilir. Yani Uşak'ta hem siyasi camiada hem de ticarette etkili olan Uşak eşrafı, öyle diyelim. Bilir Uşaklılar, tanır Murat Kiriş'i. Aynı zamanda UMEDA'yı. Çünkü UMEDA, Uşak'ta senelerdir meşrubat dağıtımında özellikle etkin bir firmadır. Yaklaşık 2000'in üzerinde, sadece Uşak merkezden bahsediyorum, ilçeler hariç esnafı var onun. Yani işte efendim marketidir, bakkalıdır, çok affedersiniz meyhanesidir vesaire falan, kafeteryaları dahil olmak üzere 2000'in üzerinde bir esnafı var. Böyle bir kitleye sahip olan, böyle bir pazara sahip olan bir işletmenin nasıl battığı, nasıl olduğu iş diye, yani dalgalanma oldu son dönemde. Özellikle o işletmenin battığına dair söylemler piyasayı birdenbire vurdu ve geri çekildi piyasa. Biz bunu hissettik bu piyasada. Yani Uşak'ta bütün sektörler acaba bizim de başımıza aynı şey gelir mi diye kendisine adeta bir tedbir amaçlı geriye çekilme durumu oldu ve piyasa durdu neredeyse. UMEDA piyasayı vurdu. Yani bu UMEDA'nın bu batışı, ya da şöyle söyleyelim, batırılışı. Çünkü olayın içeriğine baktığımızda aslında UMEDA yani batmış değil. Yani fiilen batmış değil aslında, ama resmen batırılmış. Evet, yani düğmeye birisi sanki bir basmış. Yani hani bir yerden düğmeye bastığınızda karşı tarafta bir patlama olur. Aynı şekilde düğmeye biri bir basmış, patlamış, yani bildiğimiz şirketi patlatmışlar. Ama bu benim anladığım kadarıyla şirketin kendi hatalarından kaynaklı bir şey değil. Çünkü banka yetkilileriyle görüştüğümüzde banka yetkilileri de o konunun, özellikle buradaki şubenin, Akbank şubesinin özellikle bu konuya dahil olmadığını, bölgenin, Denizli bölgenin bu konuyla ilgili çok yetkili olduğunu, konuya kendilerinin müdahil olmadığını, kendileri dışında gelişen bir konu olduğunu, onlar da bunun anlamakta çok güçlük çektiğini söylediler, söylüyorlar. Gayri resmi yoldan tabii bunlar, bu konuşmalar, onu da söyleyeyim. Sorduğumuz sorulara net cevap alamıyoruz maalesef. UMEDA ile alakalı, özellikle Murat Giriş ile, şirketiyle alakalı sorduğumuz sorulara net cevap alamıyoruz. Ketum davranıyorlar. Özellikle Akbank şubesi çok ketum davranıyor. Yani şunu sordum ben. Hani bu işletmenin, Murat Giriş'in bir ödemesi vardı. Bu ödemeyi yapmadı. Da ondan mı bu iş bu adamın başına geldi, bu şirketin başına geldi diye sordum. Çünkü yaklaşık olarak 300 kusur, yani yaklaşık 400 kişiye falan ekmek veriyor. Bunu 4 ile çarparsanız 1600 kişiye tekabül ediyor. 1600 kişi buradan ekmek yiyor birebir çalışmasından dolayı. Aynı zamanda piyasada 2500'e yakın esnafı var bu adamın. Bu esnaflar dolaylı yoldan para kazanıyorlar bu işletme üzerinden. yani bakkalı, marketi, süpermarketi, hipermarketi, zaten bağlı kafeteryalar dahil olmak üzere bütün işletmelere bu şirket giriyor ve batması hani aklen, mantıken akla uygun değil. Yani banka yetkililerine sorduğumuzda, yani nasıl battı bu şirket? Şirketin
gerçekten bir ödemesi gereken bir miktar vardı, çektiği bir kredi vardı ya da düzenleme ödemesi vardı da bunu ödemedi mi, nasıl oldu bunu diye diye sorduğumuzda bize şeyden bahsediyorlar. Doğrudan borçlandırma sistemi denilen bir sistem var. Doğrudan, yani tek tek anlatayım. Doğrudan borçlandırma sistemi. Malı çekmemişsiniz. Yani atıyorum işte şu çakmak sürekli çekiyorsunuz. Bir fabrikası var bunun. Çakmağı sürekli aynı fabrikadan çekiyorsunuz. Belli bir kotanız var. Bu katayı sürekli dolduruyorsunuz. Yani bu çakmaktan her ay 10 tane almak durumundasınız. O 10 tane çakmağın parası siz alsanız da almasanız da banka üzerinden fabrika bunu alıyor. Siz bankaya ödüyorsunuz artık ödeyeceğinizi. Şirket ödemelerin tamamını gerçekleştirmiş. Hiçbir sıkıntısı yok. Doğrudan borçlandırma sistemi denilen sistemde, yani bu DBS'de, DBS'ye olan bir borcu yok. Yani ödenmemiş bir borcu yok bu işletmenin. Ama ne yapılmış? Nasıl olduysa 6 milyon lira bugün itibarıyla doğrudan borçlandırma sisteminde 6 milyon liralık kredisi olan işletmenin birdenbire 1 milyon liralık 1 milyon liraya düşürülmeye kalkılmış limiti. 6 milyondan 1 milyon liraya düşürülmeye kalkılmış. Murat Bey bunun nedenini sormuş. Yani benim ödemelerimde herhangi bir sıkıntı mı var? Bugüne kadar ben sıralı ödemelerimi size yapmadım mı? Bu sıkıntı neden kaynaklı? Neden benim doğrudan borçlandırma sistemindeki, yani bu DBS sistemindeki, DBS olayındaki kredimi 6 milyon liradan 1 milyon liraya düşüyorsunuz? Benim şirketimde benim görmediğim bir pürüz mü var? Demiş, hayır işte bizim genel merkezimiz bunu bu şekilde istedi. İşte bölge müdürlüğümüz bunu bu şekilde istedi. Bizim uygulamamız bu şekilde falan gibicesinden bir cevap vermişler. Bunun üzerine Murat Bey de yani Murat Giriş'te kendisini bu bankayla, yani Akbank'la çalışamayacağını, bir başka bankayla çalışmak istediğini söylemiş ve DBS'yi bir başka bankaya taşıma ihtiyacı hissetmiş. Bir başka bankayla çalışma kararı almış ve Ziraat Bankası'yla anlaşmasını yapmış. Ziraat Bankası'ndan çıktığı sırada birdenbire ben nasıl olduysa tuşa basmış. Evet, ama bu yani bilerek yapılan bir şey. O 6 milyon liralık doğrudan borçlandırma sisteminde olan o kredi birdenbire 1 milyona çekilmiş. Ödemede, tekrar ediyorum, şirketin ödemesinde herhangi bir sıkıntı yok. Yani Murat Bey'in söylediğinden yola çıkarak söylüyorum bunu. Ki bunun banka yetkilileri de gayri resmi olarak bana söylediler. Evet, Murat Bey'in ödemelerinde herhangi bir sıkıntı yok. Fakat bizim genel merkezimizin, işte bölge müdürlüğümüzün isteği, talebi doğrultusunda biz bunu yapmak durumunda kaldık diye cevap veriyorlar bize. Bunu tabii gayri resmi söylüyorlar. Resmi yazılı olarak söyleyemiyorlar. Keşke söyleseler. Keşke söyleseler. Yani 6 milyon liralık oradaki DBS'de bulunan kredisini birdenbire 1 milyona düşürmüşler. Risk soruyoruz. Yani şirkette herhangi bir risk var mı? Nerede bir risk vardı da bu adam bunu, bu şirket bunu gidermedi? Neye göre siz 6 milyon liralık krediyi, açık hesap krediyi 1 milyon liraya düşürdünüz diye sorduk. Bankaya da sorduk. Onlar net cevap gene veremediler. İşte yine bölge müdürlüğümüz, bizim Denizli Bölge Müdürlüğümüz bu şekilde talep etti. O yüzden biz bunu bu şekilde yapmak durumunda kaldık. Şirketlerin ufak bir pürüz yok dediler. Ek teminat istemişler. Ek teminat istemişler şirketten. Ek teminatı neden istediniz? Mevcut bulunan teminatlar, yani teminat mektubu yeterli değil miydi diye sorduk. Yine bölge müdürlüğü bu şekilde istedi. Herhangi bir şey yok. Ödemelerinde de bir sıkıntı yok ama yine bölge müdürlüğümüz böyle istediği için biz bunu böyle yapmak durumunda kaldık diye cevap veriyorlar. Dolayısıyla 6 milyon liralık doğrudan borçlandırma sistemindeki o kredi, daha doğrusu açık hesap, birdenbire 1 milyon liraya çekilince diğer bankalarda alacaklı olan, hani sıralı vadesi olan bankalarda harekete geçiyor. Aynı zamanda kola da harekete geçiyor. Coca-Cola da harekete geçiyor. Birdenbire sanki batmamış bir şirket, batmış muamelesi görüp bütün
hesaplarında bloka konuluyor. Birdenbire ama. Yani borç var ama vadeli borç, günü gelmiş borcu yok. Ya ödenmemiş herhangi bir borcu yok. Şirketin her nasıl olduysa şirket batmış şeysi yapılıyor, muamelesi yapılarak şirketin bütün araçlarına, efendime söyleyeyim, bankalarda bulunan nakdine ipotek konuluyor ve şirket adeta linç ediliyor. Yani bu şirket bir 3 yıllık 5 yıllık bir şirket değil, yeni çalışan bir şirket dedi, yaklaşık 30 yıldır faal olan, uşak 30 yıldır faal olan bir şirket. Yeni bir şirket değil ve yani yaklaşık 400 kişiye de ekmek veriyor burada. DBS olayı böyle. Doğrudan borçlandırma sisteminde. Akbank bunu ilk defa yapmamış. Uşak'ta 12 işletmeye bunu yapmış. Bunlardan 7'si kurtulmuş. 5'i maalesef Akbank'ın bu uygulamasından dolayı batmış, batırılmış. Konuyu Selim Kandemir'le, Ticaret Odası Başkanımız Selim Kandemir'le görüştüm. O konuya daha vakıf. Kendisine bundan 2 yıl önce aynı durumla karşı karşıya kaldığını, fakat kendisinin erken davrandığını ve bundan kurtulduğunu söyledi. Çeşitli işletmeler aynı şekilde organize sanayi bölgesindeki ve ticaret odası üyelerinin üyesi olan çeşitli işletmelere bu şekilde davranıldığını söyledi yine kendisi. Birkaç kişinin de başına gelmiş bu. Hatta Halil Topçu'yu herkes bilir. Yani Uşak'ta bu isim yıllardır toptancılığıyla meşhurdur, biliyorsunuz. Halil Topçu da aynı şekilde Akbank tarafından yapılan sırf bu keyfi uygulama yüzünden neredeyse batma noktasına gelmiş. Hatta bayağı bir zarar çekmiş bu konuyla alakalı. Neden Akbank diye sorduğumuzda Coca-Cola'nın Citibank'la ve Akbank'la çalıştığı söyleniyor. Başka bankayla çalışmıyor Coca-Cola. Özellikle Akbank'la ve Citibank çalışıyor. Zaten Akbank'ın öyle tahmin ediyorum ki ben, hani Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli bahsettiği faiz lobisi Uşak'ta bir takım yerlere, hani böyle cirosu çok yüksek olan bir takım yerlere, bir takım işletmelere boğup adeta linç ederek elindeki mal varlıklarını el koyuyor, öyle görünüyor. Çünkü yani benim edindiğim izlenim bu. Batması mümkün olmayan, ödemelerinde herhangi bir sıkıntısı olmayan bir işletmenin bu şekilde linç edilmesini hem Uşaklı olarak ben kabul edemiyorum. Bence siz de kabul etmeyin zaten. Selim Bey de kabul etmediğini söylüyor ve bu konuyla alakalı çok yakın zamanda girişimde bulunacak. Yine aynı şekilde Atalay Bey'le görüştüm, Esnaf Birliği Başkanımızla, Atalay Savaş'la, Esnaf Odaları Birliği Başkanımızla, onunla görüştüm. O da konuyla ilgileneceğini ve yakın zamanda Akbank'la ilgili bir açıklama yapacağını, birlikte bir takım esnaflarımızın özellikle Akbank'la ilgili büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu kendisi de söyledi. Bu konuyla alakalı bugün yarın kamuoyuna bir açıklama yapacak. Yine aynı şekilde Ticaret Borsası Başkanımızla, Mustafa Sezer'le konunun değerlendirmesini yapacağım önümüzdeki günlerde. Şirket adeta, yani tekrar ediyorum, Murat Kiriş ve Umeda linç edilmiş. Herhangi bir sıkıntısı olmamasına rağmen linç edilmiş. Ki hani sadece bunu Murat Kiriş'ten dinlemem benim yetmedi. Aynı zamanda ben bankanın yetkililerine de ulaştım. Bana yaptıkları gayri resmi açıklamada şuydu. Yani Murat Kiriş'in ya da Umeda'nın, şirketin herhangi bir sıkıntısı yok ödemesinde. Evet, sadece doğrudan borçlandırma sistemi adı verilen, o kısa adı DBS olan bu sistemde, açık hesap sisteminde keyfi bir uygulamaya gidildiğini, herhangi bir pürüz olmamasına rağmen şirketin 6 milyon liralık kredisinin birdenbire 1 milyon liraya düşürüldüğünü, risk değerlendirilmesinin neye göre yapıldığını onlar da anlayamadığını ve bilmediğini, bu konuda yetkilinin, Bölge Müdürlüğü, Denizli Bölge Müdürlüğü, Akbank'ın
Denizli Bölge Müdürlüğü olduğunu söylediler. Konuya kendileri de çok fazla hakim değil. Hatta onlar da şok olduğunu falan söylüyorlar. Şube müdürünün burada yetkisinin olmadığını, Akbank Şube Müdürü'nün yetkisinin olmadığını özellikle vurguladılar. Fakat Uşak'ta burada esnafın, ticaret erbabının baz alacağı yer Akbank'ın Uşak Şube Müdürlüğü'dür. Çünkü kurumsal olarak muhatap Akbank Şube Müdürlüğü'dür, bölge müdürlüğü değildir. Anlaşmalar burada şube müdürlüğünde gerçekleşir. Esnaf ve bizim sanayicimiz, iş adamımız burada muhatap olarak Akbank Şubesi'ni, Akbank Şube Müdürlüğü'nü karşısında görmek ister, görür. Topu başka bir yere atmak, yükümlülükten kaçmak, sorumluluğu bir başkasının üzerine atmak burada Akbank'ı zor duruma düşürür. Biz herhangi bir yanlış olduğuna inanmadığımız Murat Giriş'in ve Umade'nin yeniden iadesinin, yani itibarın iadesinin en azından istiyoruz Uşaklı olarak. Çünkü neden? Yani yaklaşık 40 trilyon lira gibi bir rakam yani çıkıyor karşımıza baktığımızda. 40 trilyon liralık bir rakam Uşak piyasasını allak bullak etmeye yeterli. Çünkü Uşak kendi yanında kendisi kavrulan bir yer. Yani hiçbir şekilde dışarıdan yatırım gelmemiş. Esnaf ve sanayicimiz bizim yatırımını kendi kendisine yapmış. Bugüne kadar herhangi bir devlet teşvikinden vesairesinden çok fazla yararlanamamış bir şehiriz biz. Her zaman böyleyiz. Kendi yağımızda hep kendimiz kavrulduk. Elimizden geldiğince kendi kendimize ayaklarımız üzerinde durmaya çalıştık. Bu Osmanlı döneminden beri bu hep bu şekilde olmuştur. Bugün de böyle. Böyle bir şirketin batırılması bize maksatlı geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsettiği işte o faiz lobisi Uşak'ta bayağı etkin görünüyor. Murat Giriş'ten sonra sıra bir başka şirkete, bir başka işletmeye gelebilir. O açıdan özellikle Akbank'la olan ilişkilerinizi yeniden gözden geçirin derim ben. Çünkü benim duyduğum kadarıyla, anladığım kadarıyla, bunu zaten Ticaret Odası Başkanımız da söylüyor, Murat Bey de söylüyor, hem Selim Kandemir hem Murat Giriş de söylüyor. Bugüne kadar 12 kişi aynı şekilde bu uygulamadan dolayı mağdur bırakılmış. Bu 12 şirketten 7'si sağ salim bu işin içerisinden çıkmayı becerirken 5 şirket maalesef bu şekilde batırılmış. Ve her yıl peyderpey çok fazla tepki çekmemek açısından bir takım şirketlerin bu şekilde batırıldığı iddiaları var. Özellikle Akbank'ın bu konuyla alakalı girişimleri var. Olduğu söyleniyor. Akbank'la ilgili çok ciddi iddialar var. Bunu peyderpey size ileteceğim. Fettahoğlu değil, Fettahoğlu'yla evet bir girişim var Fettahoğlu'nun. Ertesi gün Fettahoğlu'nun bir girişim olmuş. Şeyi almakla alakalı, Coca-Cola bayiliğini almakla alakalı bir girişim olmuş ama gün itibariyle Azizlerle oldu. Uşak'ta biliyorsunuz. Kendileri aynı zamanda gıda işiyle uğraşıyorlar. Azizlerle oğluna verildiğini bugün itibariyle duydum ben ama resmi olarak benim elimde de bir tabii şey yok. Yani ya birisi yapmasa zaten bu işi başka birisi yapacak da. Amenna ama yani bankın bir işletmeye 40 trilyon liralık zarar açması Uşak piyasasını etkiler. Bu senede bir kişiye yapılmış, iki kişiye yapılmış çok önemli değil. Kaç kişiye yapılması da çok önemli. Yani piyasadan paranın çekilmesi, Uşak'ın öz kaynaklarını bir banka tarafından linç edilerek adeta gasp edilmesi, bir işletmenin linç edilerek elindeki mal varlıklarının, hesaplarının gasp edilmesi çok bana göre çok acı verici. Yani biz az önce de söylüyorum, yani kendi kendimize, kendi ayaklarımız üzerinde durmaya çalışıyoruz hep beraber Uşaklı olarak. Hani bu şirketin bir borcu olur, ödenmemiş bir hesabı vesairesi falan filan olur da ya da ne bileyim, şunu söylüyor Murat Bey, yani ben de diyor bir tane diyor kredi kartı buldum, kredi kartı diyor ödenmemiş.
bir kredi kartı bulun. Ben de 25 kuruş ödememiş deyin bana diyor. Gelin şirketimi komple ben size bağışlayayım diyor. Yani bu kadar iddialı konuşuyor Murat Giriş. Murat Giriş'in kendi şeysi değil bu. Hatası değil benim anladığım kadarıyla ve bankadan söylenen kadarıyla bana. Çünkü bankacılar da aynı şeyi söylüyor. Uşak'taki Akbank şubesindeki arkadaşlar da aynı şeyi söylüyor. Yetkililer de aynı şeyi söylüyor. Yani evet Murat Bey'in ödemelerinde herhangi bir sıkıntı yok. Şirketle alakalı en ufak bir sıkıntı yok. Ama işte bizim bölge müdürlüğümüzün, genel müdürlüğümüzün bize verilen talimatı bu. Biz ek teminat istedik. Evet. Ek teminat vermeyi kabul etmedi. Şirket ek teminat vermeyi kabul etmedi. Bizle çalışmayı reddetti. Bizde olan doğrudan borçlandırma sisteminde olan şirketin limitini 6 milyon liradan 1 milyon liraya düşürdük. 6 milyon liradan 1 milyon liraya şirketin limitini birdenbire düşürünce diğer bankalar ve alacaklar harekete geçti. Günü gelmemesine rağmen yani peyderpey ödemesi olmasına rağmen bütün bankalara atıyorum. Murat Bey'den öğrendim bunu. Kendisi diyor ki benim diyor toplamda diyor her ay diyor 150 milyon lira diyor bir şeyim var diyor. 150 bin lira pardon. Eski parayla 150 milyar lira. 150 bin lira diyor bir ödemem var diyor. Fakat bu diyor 2023'e kadar ödenecek diyor. Bana diyor adam diyor 2023'te alacağın hani toplam miktarın tamamını istiyor diyor. Fakat ben bunu zaten peyderpey bugüne kadar hep ödemişim. Her ay günü geldiğinde ödemişim. Ödemelerimde de bir sıkıntı yok diyor. Evet bakıyoruz ödemelerimde de bir sıkıntı yok gerçekten. Ama dediğim gibi doğrulan borçlandırma sistemiyle alakalı bir durum. Bankanın keyfi davranışı maalesef bu şirketin, Uşak'ın en büyük şirketlerinden bir tanesi. Bugün itibariyle yaklaşık olarak 40 trilyon lira zarar etmesine sebep oldu ve şu halde sadece çalışan yaklaşık 400 kişinin de orada işsiz kalmasına neden oldu. Bu aynı zamanda piyasayı çok kötü etkiledi. Yaklaşık olarak bundan Uşak piyasası büyük derecede etkilendi. Ben öyle tahmin ediyorum. Bir 10 bin kişi kadar yani direkt olarak esnaf bundan etkilendi. Aynı zamanda piyasalarda tabii bundan çok kötü etkilendi. Yani ister istemez piyasa tedirgin oldu bu alaydan dolayı ve yapılacak olan sadece ana maddelerin bugün itibariyle ödemeleri yapılmaya başlandı. Onun dışında artık yatırım kesildi. Ufak da olsa en kriz olduğu dönemde ufak da olsa küçük küçük yatırımlarla ayakta durmaya çalışıyordu. Bunu her dönem Uşak yapıyordu. Yani krizden etkileniyor muydu? Geneldeki krizden, ekonomik krizden etkileniyor muydu? Elbette. Yani Türkiye'nin diğer şehirlerinde olduğu gibi Uşak da etkileniyordu. Ama Uşak her kriz döneminde de ne kadar kriz olursa olsun küçük de olsa yatırımlar yapmaya devam ediyordu. Bir şekilde ayakta kalmaya devam ediyordu. Şimdi Akbank'ın bu uygulamasıyla, Citibank'ın, Amerikan menşeli Citibank'ın uygulamasıyla Uşak maalesef sadece Umede olarak bahsetmiyorum. Tüm Uşak'ı kastediyorum. Umede'ye yapılan bu uygulamadan dolayı, bu baskıdan, bu linç kampanyasından dolayı Uşak çok kötü siyasi ticari camia çok kötü etkilendi ve piyasalar bundan çok kötü etkilendi. Piyasalar olduğu gibi şu son 3-4 gündür özellikle tamamen durdu ve geriye çekildi. Bütün yatırımlar durduruldu. Adeta piyasa alarma geçti. Yani biz esnaf özellikle ticaret erbabı şunu sormaya başladı. Biz nerede ne hata yaptık? Nasıl bir yanlış yaptık da bu hale düştük? Uşak'ta çalışmak, Uşak'ta çalışmak suç mu? Sağlıklı efendim yatırım yapmak, çalmadan çırpmadan bir şeyler yapmak yanlış mı diye kendi kendine sormaya başladı. Bir takım bağlantılar çıkıyor arkasından. Şunu söyleyeyim.
Tabii bu da gayri resmi. Bizim öğrendiğimiz gayri resmi. Bunlar iddiadan ibaret, tekrar ediyorum. İddiadan ibaret. 17 milyonluk bir şeyden bahsediyorlar. Krediden bahsediyorlar. Bu yıl içerisinde 17 milyon liralık bir borçlanma yetkisi istemiş Uşak Belediyesi. Uşak Belediyesi 17 milyon liralık borçlanmayı Akbank'a yapacakmış. Çok ilginç. Bakın tekrar ediyorum. 17 milyon liralık borçlanmayı Akbank'a yapacakmış. Bunlar sadece iddiadan ibaret, tekrar ediyorum. Bununla ilgili elimde resmi bir belge yok fakat iddiaları size söylüyorum. Murat Bey, Murat Giriş, bu 17 milyon liralık borçlanmaya belediye meclisinde hayır demiş. Yani belediyenin, Uşak Belediyesi'nin Akbank'a 17 milyon lira borçlandırılmasına hayır demiş ve red oyu kullanmış. İsmini vermeyeceğim. Bölge müdürlüğünde kredilerle ilgilenen, Denizli'de bölge müdürlüğünde kredilerle ilgilenen bir şahıs. Müdür adı. Müdür 17 milyon liralık Uşak Belediyesi'ne verilecek olan krediyi onaylamış. Fakat Uşak Belediyesi meclisinde borçlanma yetkisini Murat Bey'den dolayı alamayınca kredi sıkıntıya düşmüş ve Uşak Belediyesi bu şeyi alamamış. Siz söyleyin. Akbank'tan bu krediyi alamamış. Borçlanamamış. 17 milyon liralık krediyi alamamış. Bunları tekrar ediyorum. Tamamen mı işliyorum çünkü iddia bunlar. Oradaki müdür, yani bölge müdürlüğündeki müdür, Akbank'ın bölge müdürü neyse ya da oradaki kredilerle ilgilenen zat Murat Bey'e buradan takmış. Yani kaba tabirle. Ha yani Uşak Belediyesi ile alakalı benim bir tasarrufum vardı. Ben Uşak Belediyesi'ne 17 milyon lira verecektim ama belediye meclis üyesi Murat Giriş sayesinde ben bunu 17 milyon lira Uşak Belediyesi'ne bu 17 milyon liralık krediyi veremedim diye oradan bir buğz etmiş. Bunlar sadece iddia. Tekrar ediyorum. Bu söylediklerim tamamen bir iddia. Bakacağım bu konuya da bakacağım. Bu konunun üzerine eğileceğim yani. Ve şirkete oradan o gün itibarıyla acaba ne yapabiliriz'in çalışmasını yapmışlar. UMED'e ile alakalı ve Murat Kiriş'le alakalı. Yapılan, bugün itibariyle yapılan işte tamamen ben buna bağlı olarak görüyorum. O gün galiba oradan takıldı. 17 milyon liralık borçlanmaya Murat Kiriş hayır dedi belediye meclisinde. Uşak Belediyesi'nin ve Uşak halkının borçlanmasını önledi. Akbank'a. Çünkü ipotek altına alacaktı. Bütün belediyeyi ipotek altına aldığı an Uşaklılar da Akbank tarafından ve Amerikan menşeli bu Citibank tarafından ipotek altına alınacaktı. Ekonomik özgürlüğü ipotek altına alınacaktı Uşakların. Uşak Belediye Meclis Üyesi Murat Giriş o dönemde Akbank'a Uşak Belediyesi'nin borçlanmasını önledi. Akbank da bu yüzden dolayı Murat Giriş'e taktı. Neden? Bugün itibariyle taktı. İşte görüyorsunuz UMED'a lağvedildi. Yani bir tıkla, bir düğmeyle işte bu doğrudan borçlandırma sistemi üzerinden yürüyüp oradaki kredileri geri çekilip sanki şirket batıyormuş muamelesi yapılıp hiçbir kriz faktörü değerlendirmesi vesairesi yapılmadan üstelik herhangi bir rapor altına alınmadan bir açıklaması da yok üstelik. Yani şube tarafından resmi bir açıklama da yapılmıyor bu konuyla alakalı. Uşak piyasası, ticaret camiası bundan kötü derecede etkilendi. Yani bizim az da olsa en kötü kriz döneminde dahi ufak yatırımlar yapabilen, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir şehirdir. Girişimci bir şehirdir. Uşaklılar da girişimcidir. Bunun yani çok yakın bir örneği herkes gelip geçerken görür. Bizim şeker fabrikamızdır. Şimdi yapılmaya çalışılan çimento fabrikamız var biliyorsunuz. Biz yatırımlarımızı hiçbir zaman, ülke ne kadar krizi olursa olsun hiçbir zaman durdurmadık. Uşaklılar sadece Uşak'ta etkin değildir ticarette. İstanbul'da da çok etkindir. Ankara'da çok etkindir. Yurt dışında da çok etkindir. Uşak çok nüfus olarak çok küçük olabilir. Fakat
Uşağın özgün ağırlığı ve yoğunluğu hem yurt içinde hem yurt dışında gerçekten çok fazladır. Bunu bir dönem Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Uşak'a geldiğinde söylüyordu. Yani sizin aslında nüfus yoğunluğunuza baktığımızda sizdeki dönen para, sizin yaptığınız ticaret nüfus yoğunluğuna baktığımızda İstanbul'dan, İzmir'den, diğer büyük şehirlerden çok daha fazla, çok güzel paranız var. Parayı kullanmasını çok iyi biliyorsunuz. Daha fazla değerlendirin, daha fazla yatırım yapın demişti. Uşaklılar da buna uymuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız son 5 senedir özellikle faiz lobisinin üzerinde duruyor. Faiz lobisi, faiz lobisi, faiz lobisi diyor. Evet, bir faiz lobisiyle bugün itibariyle karşı karşıya duruşak. Bu faiz lobisi Akbank'ta ve bugün Citibank'ta kendisini göstermiştir. Bu faiz lobisi Akbank ve Citibank'la, yani iki ortak, Amerikan menşeli bu bankalar, Sabancı'nın da ortak olduğu Citibank ve Akbank üzerinden tekrar ediyorum. Umeda'ya ve Umeda'nın sahibi olan Murat Giriş'e bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda maalesef Uşak halkı, yani sadece burada Murat Giriş kaybetmedi. Uşak halkı, Uşaklılar, Uşak'taki ticaret erbabı, sanayici çok kötü şekilde etkilendi. Bununla ilgili yakın zamanda hem ticaret odamızın hem borsamızın, Uşak Ticaret Borsamızın, aynı şekilde Uşak Organize Sanayi Bölge Başkanlığımızın, yine aynı şekilde Karmadere Organize Sanayi Bölge Başkanlığımızın, yakın zamanda yine Esnaf Odaları Birliği Başkanımızın, Atabay Savaş Bey'in yakın zamanda açıklaması olacak teker teker. Ben bankaya şunu söyledim konuşmamda. Şayet siz bunun net açıklamasını yapamazsanız, yani bu şirkette biz risk değerlendirmesi yaptık. Yaptığımız değerlendirmede şurada risk gördük. Bunu raporumuza işledik ve bu yüzden biz şirketin doğrudan borçlandırma sisteminde olan 6 milyon liralık açık hesabını 1 milyon liraya düşürme kararı aldık deseler bugün itibariyle hiç bu konuşmayı yapmayacaktık. Ya da şirketin düzenli ödemeleri yapmadığını gördük. Şirketin mal taşırdığını ya da hesaplarının boşaldığını gördük. Biz bunu o yüzden bu şekilde yaptık deseler bugün bu açıklamayı yine yapmayacaktım. Sizler de bu konuşmayı yine yapmayacaktım ama maalesef Akbank Şubesi, Uşak'taki Akbank Şubesi yeterli bir cevap vermediği gibi sorduğumuz sorulara da sürekli kaçamak cevaplar vererek kendilerinin sorumluluklarında olmadığını, bu konuyla ilgili kendilerinin değerlendirme yapamayacağını, yaptığı değerlendirmeler, yapılan şu işin neden yapıldığını kendilerinin de anlamadığını, şirketin herhangi bir risk taşımadığını, ama buna rağmen Akbank'ın bölge müdürlüğünün böyle bir tasarrufu olduğu için bu uygulamayı yaptıklarını kendileri söylediler. Bu tabii bana yapılan gayri resmi açıklama. Tekrar ediyorum, maalesef yapılan bu keyfi uygulama sadece Murat Giriş'i veya Umeda'yı, yani Murat Giriş'in sahibi olduğu meşrubat dağıtım şirketini etkilemedi. Uşak piyasasını çok kötü şekilde etkiledi ve piyasalar şu son 3-4 gündür, özellikle geçtiğimiz hafta Cuma'dan beri bir durgunluk yaşıyor ve tedirgin. Alarm durumuna geçtiler, teyakkuza geçti. Bütün piyasalar aynı şekilde oldu. Ve insanlar kendi hesaplarını tekrar tekrar kurcalıyorlar. Şimdi yayını Mali Müşavirler Odası Başkanımız da seyrediyor. Uğur Albayrak da burada. Uğur Bey bu konulara çok hakim, onu da biliyorum. Konuyla alakalı Sayın Albayrak da yakın zamanda bir açıklama yaparsa, kendisi bu konulara çok hakim, onu biliyorum. Yani bir açıklama yaparsa sevinirim. Bu uygulama zannediyorum bitmeyecek, çünkü bugüne kadar Uşak piyasasında olan 12 kişiye bu yapılmış. 7'si bu bankanın elinden, Akbank'ın elinden çok zor kurtulduğunu söylüyor. 5 işletme maalesef batırılmış. Bunun devamı gelecek. Uşak'ta peyderpey bu operasyonlar gerçekleştiriliyormuş diye duyduk biz. Akbank tarafından, özellikle Citibank yönetimi tarafından Uşaklı sanayiciye, iş adamına, esnafa, ticaret odası, özellikle çok büyük, siz söyleyin,
cirolara imza atan şirketler üzerinde bir baskı olduğunu duyduk. Yakın zamanda Ticaret Odası Başkanımız da bir açıklama yapacaktır konuyla alakalı. Dediğim gibi aynı şekilde Uğur Bey şimdi seyrediyor yayını. Uğur Albayrak da yakın zamanda bir açıklama yapacaktır. O kendisi daha hakim, işletmelere daha hakim. Mali Müşavirler Odamız da bir açıklama yapacaktır diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde Ticaret Borsası Başkanımız Mustafa Sezer'e ulaştım. Onunla da muhakkak onun da görüşünü alacağım. Dolayısıyla piyasalar bugün itibariyle teyakkuzda. Elimizden geldiğince kendi işletmelerimizi, kendi öz kaynaklarımızı, bizim olan her şeyi biz koruyacağız ve burada bir bankanın, bir faiz lobisinin bu şekilde uşak sanayiciyi ve iş adamını, esnafı, ticaret erbabını linç etmesine biz karşı çıkacağız. Elimizden geldiğince esnafımızı, ticaret erbabını, iş adamımızı biz korumaya devam edeceğiz hep beraber, sizlerle birlikte, sizin de tabii tepkilerinizi alarak. Yani dediğim gibi burada Uşak Belediyesi'nin ne verilecek olan bir 17 milyon liralık bir meblağdan bahsediliyor. Akbank 17 milyon lira kredisi çıkmış Akbank'tan. Fakat meclisten tam geçirilme safhasında Murat Bey Uşak Belediyesi'nin 17 milyon liralık borçlanma yetkisini, Akbank'tan verilecek olan bu krediye karşı çıkmış ve onaylamamış bunu. Bu yönde oy kullanmamış. Bu yüzden Akbank'ın böyle davrandığını düşünüyor Murat Bey. Evet, ipotek olarak verdiği arazi Marmara bölgesi kadardır. Belki daha fazladır Nazım abi, Sayın Başkanım. Yani belki daha fazladır, onu bilemiyorum. Ama gerçekten hani içler acısı bir durum. Hani desek ki ya bu adamın borcu varmış da hakikaten ödememiş, o yüzden bu duruma düşmüş. Kendi hatası falan der, sineye çekeriz ama böyle bir durum söz konusu değil. Murat Bey yakın zamanda bankayla alakalı hukuk girişimleri de başlattı, başlatıyor, başlatacak. Kendisinden aldığımız bilgi bu yönde. Ama gün itibarıyla Coca-Cola çalıştığı firma kendisiyle çalışmayı durdurmuş. Mallarına tekrar el koymuş. Hatta göndermediği malın da faturalarını kesmiş, hesabına işletmiş. Çok yazık. Yani oradan da kasti bir davranış söz konusu. Şirketinden de, kendi şirketinden de kasti bir davranış söz konusu. Öyle zannediyorum ki ben bu konu daha çok su götürür. Şimdi bugün Murat Giriş'in başına geldi. Yarın başka işletmemizin de başına gelebilir. Zaten işletmeler de, ticaret erbabı da bu yüzden teyakkuzda. Bütün sanayicilerimiz ve iş adamlarımız bu konuyla alakalı şu halde teyakkuzda, hesaplarını yeniden gözden geçiriyorlar. Özellikle Akbank'la alakalı hesaplarını tekrar gözden geçiriyorlar. Bu duruma düşmemek açısından tedbir alıyorlar. Kendilerince biz de buradan uyarımızı yapalım. Konuyu ben derinleştirdikçe size aktarmaya devam edeceğim. Diğer konulara geçelim. Şimdi siyasetteki son gelişmeleri, MHP adayı kim olacak demişim. Yani not düşmüşüm. Unutmayalım artık Murat Giriş olayını işledikten sonra sizlerle siyasette biraz dönelim. MHP adayı çok net olmamakla birlikte, dediğim gibi daha önce de iki isim dönüyor. Muhterem Erol ve Tuncay Akbulut isimleri sürekli dönüyor. Bugün itibarıyla Muhterem Erol Bey Ankara'da o temaslarını sürdürüyor, kendi kulis çalışmalarını yapıyor. Tuncay Bey de zaten sürekli orada. Yine parti yetkilileri, yani il yönetimi, merkez ilçe yönetimi, ilçe başkanı daha gerçi belli olmadı ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin, onlar kulislerini devam ettiriyorlar. Muhtemelen çok sağlam bir kadroyla yine çıkacak görünüyor Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sağlam bir adayla ortaya çıkması demek, İYİ Parti'deki oyların kısmen Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçmesi demek. Yine AK Parti'yi de bir şekilde etkiler bu, öyle görünüyor. Çünkü milliyetçi muhafazakar olan kesim sağlam bir aday çıktığı takdirde AK Parti'deki o
emanet oylar Milliyetçi Hareket Partisi'ne geri dönebilir diye düşünüyorum ben. Tabii sağlam bir aday çıktığı takdirde. Mehmet Çakın yerel seçimlerden nasıl çıkacak? Mehmet Çakın yerel seçimlerden şu halde çok ağır gidiyor. Ama oluşturduğu kadro oldukça genç görünüyor. Şimdi bugün itibarıyla biliyorsunuz işte az önce bahsettim. Fahrettin Tuğrul Bey, avukat, İHA yönetimindendi. Uzun süredir de AK Parti'nin içerisinde etkin bir isimdi. Çok genç bir arkadaşımız. Bugün itibariyle o il başkanı oldu. Öyle görünüyor, çok genç bir kadro olacak. Ama İHA'dan işte belediye meclisinde kaç kişi olur? Yine İlgenel Meclisi'nde kaç kişi olur? Onu bilemiyorum ama İHA burada etkin olacağı benzer. Çünkü Mehmet Çakın da aynı zamanda İHA'nın kurucu başkan yardımcısıydı. İHA kadrosunda, yönetimde, AK Parti yönetiminde ve belediye meclisi yönetiminde muhakkak isimler göreceksiniz. Öyle görünüyor. Şimdi Uğur Bey, Uğur Albayrak Sayın Başkanım yazmış. Mali Müşavirler Odası Başkanımız yazmış. Şöyle diyor. Hakan Bey, biz oda olarak sadece bir firma hakkında açıklamada bulunmamız uygun değil diyor. Doğrudur. Ekonominin genel durumu ile ilgili her zaman açıklama yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz demiş Sayın Başkanım. Sözünü ettiğiniz firmanın bir bağımsız denetim kurumuna rapor yaptırması ve buradan çıkacak sonuçlara göre yetkili makamlara paylaşmasını öneririz demiş. Doğrudur, evet. Bir bağımsız denetim kurumuna Murat Bey gün itibarıyla rapor tutturacağını zaten kendisi söylemişti bu konuyla alakalı. Zaten girişimi başlattı. Avukatları da geldi. Bu konuya hakim bayağı, avukatları da hakim. Onlar zaten bunu yaptıracaklar. Fakat kaba tabirle ben gördüğümü Sayın Başkanım'a aktardım. Bundan sonra artık nasıl denir ona? Her ne kadar tabii sadece bir şirket üzerinden bir değerlendirme istemiş olsak da olsak bile bizim kaygımız sadece Murat Giriş ve UMEDA değil, bizim kaygımız Uşak Sayın Başkanım. Yani burada çalışan işletmeler de, sanayici de bu tehlikeyle karşı karşıya. Şayet bunun sivil toplum kuruluşları, özellikle ticarette etkin olan sivil toplum kuruluşları bunun önlemini almaz, gerekli açıklamaları yapmazsa ve önlemi bir şekilde aldırmazsa, bu faiz lobisi bizim işletmelerimizin ve sanayicimizin sürekli kaba tabirle başına bela olmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu zaten bir kişiye yapılmamış. Şu ana kadar 12 kişiye, yani 12 işletmeye bu yapılmış. Bunlardan 7'si kurtulmuş. 5'i maalesef bu şekilde batırılmış. Özellikle yüksek cirolu yerler seçilmiş. Yani bir de öyle bir durum söz konusu. Bu sıradan bir bakkala, markete falan yapılmamış. Çok yüksek ciro olan yerlerden bahsediyoruz. Yani ufak tefek yerler değil bunlar. Yani milyon dolarlara imza atan yerlerden bahsediyorum. Bu faiz lobisi artık uşağı gözünü dikmiş durumda. Ciddi derecede büyük bir sıkıntı var piyasada. Bunun önlemini aldıracak yine meslek örgütleri ve birlikleridir. Özellikle Mali Müşavirler Odası yine aynı şekilde. Tabii sadece Akbank değil, bize gelen İbrahim Bey sadece bugün itibariyle Akbank ama diğer bankalara da bakmadık. Diğer bankalara da bir bakmak lazım. Hani onların uygulamaları ne yöndedir? Nasıl bir şeyler yapıyorlardır? Piyasaya onu da değerlendirmek lazım. Biz bize gelen kadarıyla ancak bugün öğrendiğimiz kadarıyla size bunu paylaşıyoruz. Diğer bankalara da bakmak lazım. Kimler Uşak'ta neler yapmışlar? Bu faiz lobisi, hani Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsettiği faiz lobisi Uşak'ta nasıl etkin? Kimlere ne kadar zarar vermişler? Onlara bir bakmak lazım. İlerleyen zamanlarda sizlerin de desteğiyle inşallah bunu burada gerçekleştireceğiz. Hep beraber ele alacağız bütün bankaları üstelik. Sadece Akbank, bugün sadece karşımıza çıkan Akbank da o yüzden bugün Akbank'tan bahsediyoruz. Bu bankanın ismi, niteliği çok önemli değil. Devlet veya özel kamu bankası çok mesele değil. Bütün bankaları tek tek oturup değerlendiririz burada. Zaman zaman sizin yaptığınız ihbarlarla, efendime söyleyeyim ne bileyim şikayetlerle bunu dile getiririz. Ve konunun gerçekten üstüne gideriz ki esnafımızın, sanayicimizin bir daha başına kötü bir şey gelmesin diye. Evet evet, bu sadece 12 şirket, bu sadece Akbank'tan bahsediyorum. Yani Akbank eliyle Akbank bunu aynı şekilde 12 şirkete yapmış. Bunlardan 7'si kurtulmuş ama 5'i
maalesef kurtulamamış ve batırılmış bu şirketler. Çok affedersiniz, ben büyüdüm hocam. Sonra devam edelim. Yani 12 şirket evet Akbank eliyle batırılmış. Daha doğrusu batırılmaya yeter. Bunlardan 7'si kurtulmuş. 5'i maalesef batırmış ve baktığımızda az önce de bahsettiğim gibi çok yüksek cirolu yerlerden bahsediyoruz. Öyle hani küçük bir bakkal dükkanı veya marketten falan filan değil. Milyon dolarlar imza atmış. Büyük anlaşmalar yapan şirketlerden bahsediyoruz. Bu 5 şirket maalesef batırılmış. Akbank'ın Uşak'ta bu şekilde kasti bir uygulaması olduğunu düşünüyorum ben, açık söyleyeyim. Yani evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi faiz lobisi Uşak'ta özellikle yüksek cirolu yerleri hedef tahtasına koyup tamamen bitirip mal varlıklarına, efendim işte ne bileyim, banka hesaplarına bir şekilde el koyup şirketi lağvediyor. Öyle görünüyor çünkü geldiğimiz noktada banka şube müdürlüğünden bize net bir açıklama bunun yapılmıyor, cevabı da verilemiyor hiçbir şekilde. Çok büyük bir sıkıntı var. Çok büyük bir sıkıntı var. Bu bazda az önce başkanımın da bahsettiği, hani biz sadece şirket olarak değerlendirmemiz yanlış olur falan demiş, ama biz sadece şirket olarak değerlendirmesini elbette istemiyoruz. Ama Uşak'ta Uğur Bey bir faiz lobisinin hani gerçeğini artık bugün itibariyle yaşadık, gördük. Keşke olmasaydı. Böyle bir şey karşımıza çıkmış olmasaydı mesela, biz diğer 12 şirketten de maalesef Akbank'ın batırmaya çalıştığı, daha doğrusu 5'ini batırabildiği bu 5 şirketten de hiç haberimiz olmayacaktı. Bunu peyderpey yapmışlar zaten, uygulamayı, bu uygulamayı peyderpey yapmışlar. Belli periyodik dönemlerde hedef seçtikleri şirketleri bu yöntemi kullanarak batırmışlar. Bize gelen bilgiler, iddialar bu yönde. Şimdi ben konuyu araştıracağım. Derinleştirdikçe zaten size buradan aktarmaya devam edeceğim. Şeyle alakalı, Murat Kiriş'le alakalı benim söyleyeceklerim, UMD ile alakalı ve faiz lobisiyle Akbank ve Citibank yönetimiyle alakalı söyleyeceklerim benim bu kadar. Şimdi soru cevap yapalım isterseniz. Ya da konuyu kapatalım. Saat 12.30 oldu. Ben baştan itibaren konuyu bir toparlayalım. Hakan, başka konular... O, yoksa yatalım artık, aynı şeyleri dinlemekten uykumuz geldi. Akbank Sabancı olduk, bünyesinde bir banka. Evet, doğrudur. Mesut abi, konuya tekrar baştan itibaren geri dönüyorum. Asım Bey, İYİ Parti ile alakalı ve Özkan Yalım ile alakalı bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamayı bugün itibariyle göremiyorum, kendi sayfasından kaldırmış. Açıklamayı niye kaldırdığını bilmiyorum ama hani... Bu benim düşüncem tabii, herhalde partisinde çok fazla tartışma yaratmayalım artık, bölücü, bir takım yıkıcı tavırlar içerisine girmeyelim diye. Muhtemelen o Asım Bey'in yaptığı açıklama kendiliğinden kaldırılmış yeniden. Özkan Bey'le ve İYİ Parti'ye hedef almıştım. Özkan Bey'in İYİ Parti ile sık ilişkiler kurduğunu ve kendisinin yerelde kendince bir ittifak halinde olduğunu, bir takım pazarlıklara girdiğini söylemişti kendi sayfasında. İYİ Parti ile yapılacak olan ittifakta, olası yapılacak olan ittifakta Asım Bey'in değil de Muhammed Gür'ün çatısı altında Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti birleşip kendisine de belediye başkan adaylığı, yardımcılığı teklif edileceğini, aynı zamanda belediye başkanlığı kazanıldığında UTAŞ'ın da kendisine bağlanacağını söylemişti. Bu tür pazarlıkların yapıldığını söylemişti. Bunun tepkisini çok sert bir şekilde kendisi dile getirmişti. Özkan Bey'e bir tepki vardı. Kendi sayfasında yine Muhammed Gür'e, İYİ Parti'ye bir tepki vardı. Fakat gün itibariyle bunu kaldırmış, öyle görüyorum. Ama tabii bu bitmiş değil. Bu tepkiler dilden dile yayılıyor. Yani her ne kadar Asım Bey sadece Facebook sayfasından bunu yayınlamış olsa dahi, partiler bunu sürekli seslendiriyor. Özellikle Muhammed Gür'e ve İYİ Parti'ye CHP tarafından çok büyük bir tepki var. Özkan Bey'e de aynı şekilde bu tepkiler devam ediyor. Özkan Yalım'a da bu tepkiler devam ediyor.
Sivaslı'da biliyorsunuz bir şey vardı. Tepki vardı. Sivaslı Belediye Başkanı'nın çok yakın zamanda bir tepkisi vardı. Özkan Yalım'a karşı bir tepkisi vardı. Özkan Yalım'ın kendisinin adaylığını engellediğini, yani Nihat Sarızgöl'ün belediye başkanı adaylığını engellediğini, parti yetkililerine yukarıda özellikle MYK'ya, genel başkan yardımcılarına, ben kendi ilçemde dahi etkili değilsem, etkili olamayacaksam, benim belirlediğim aday geçmeyecekse, belediye başkanı adayı olmayacaksa benim milletvekili olmamın bir anlamı yok deyip istifa edeceğini belirtmesi üzerine kendisinin adaylığını mümkün olmadığını ve engellendiğini söylemişti. Bugünkü belediye başkanı Nihat Sazlıgöl Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylığının engellendiğini, Özkan Yalım tarafından engellendiğini söylemişti. Tepkiler yani sürekli Özkan Yalım'a karşı gün geçtikçe artıyor. Bu partiyi nereye götürür onu bilmiyorum ama şunu söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi en kötü döneminde her zaman söylediğim şeydir. %25 almıştık, çok fazla bir düşüş olmaz. Ama %1,5-2 oranında her seçim döneminde küçük küçük artışlar olmuştur. Pek bir bölünme olmaz diye düşünüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nde ama geçen de söyledim mesela asıl bölünmeyi burada AK Parti yaşayacak gibi görünüyor. Yine aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi gerçekten sağlam bir adayla çıkmazsa muhtemelen Milliyetçi Hareket Partisi yani o Milliyetçi Hareket Partisi'nin bünyesindeki oylar İyi Parti'ye yansıyacaktır diye görünüyor. Tabii bu ne noktada ne kadar yansır şu halde bilinmiyor ama geçen seçimlerde %10'du Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu. Demek ki hiç aday olmasa %10 kitle Milliyetçi Hareket Partisi'nde kalmaya devam edecek. Halbuki bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi %40'lara kadar neredeyse %37, %38'lere kadar çıkmıştı biliyorsunuz. Bu yeniden Milliyetçi Hareket Partisi'nde yaşanabilir hatta daha fazla üst seviyelere çıkabilir. Bu sağlam bir adayla güzel bir belediye meclis vitriniyle, efendim genel meclis vitriniyle olur. Aday ismi çok önemli tabii ama işte belediye meclisine gidecek olan isimler de çok önemli. Marka isimler olması lazım. Geçtiğimiz günlerde yine biliyorsunuz İyi Parti'de bir gelişme daha oldu. yine Akif Şanlı katılmıştı. Bayağı bir ses getirmişti. Doktor Akif Şanlı'nın İyi Parti'ye katılması, yani belediye meclis üyesi aday olacağını söylemesi İyi Parti'ye bir hız kazandırmıştı. Aynı şekilde İsmail Çavuş biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir dönem etkin bir isimdi. Ülkücü İşçiler Derneği'nin Uşak'taki kurucularından da aynı zamanda Ülkü Ocakları'nda da etkin bir isimdi. O adaylığını açıkladı. Çeşitli isimler sürekli açıklanıyor ama merkezde İyi Parti her ne kadar iddialı olursa olsun ilçelerde çok fazla iddialı olduğunu düşünmüyorum ben. İlçelerde çok fazla bir iddiası yok İyi Parti'nin gördüğüm kadarıyla. Ali Rıza da çalışmalarına devam ediyor yine aynı şekilde. Ben Ali Rıza'nın yine önümüzdeki dönem belediye başkanlığı olacağını düşünüyorum. Yine bir şekilde alacağını düşünüyorum. Tabii çok fazla kırılma olmazsa orada yakın dönemde size onun da açıklamasını yapacağım. Bir kırılma var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Özellikle Ulubey Teşkilatı'nda bir kırılma var. Onu da görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde o olan kırılmayı da görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi şayet Ulubey'de tekrar toparlanacaksa o kırılmanın önüne geçebilecek mi? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Onu ben önümüzdeki günlerde size söyleyeyim. Yani burada bir kırılma var. Bunun sebebi de bu diye açıklama yapacağım. Çünkü partili olmamama rağmen açık söylüyorum. Yani kişisel olarak ben Ali Rıza adayı sevdiğim, saydığım bir isimdir Ali Rıza adı. Hani siyasetçiden ziyade bir abi gözüyle bakarım ben ona. Hani bir abi kardeş ilişkisi vardır. Hem sonra memleketlimdir benim yani sonuç itibariyle Ulubeylidir. Evet diğer çıkan aday da Ulubeylidir. Yani Veli Bey de Ulubeylidir falan ama yani şimdi Veli Bey'i çok iyi tanımıyorum. Siyasi bir geçmişi yok. Yeterliliği var mı? Yani liyakat bazında söylüyorum bunu. Çok iyi birisi olabilir. Liyakat bazında söylüyorum. Çok iyi birisi olabilir. Ama tanımıyoruz. Elbette fırsat vermek gerekiyor mu? Yeni siyasetçilere fırsat vermek gerekiyor. Kendisiyle tanışmadım ama yakın zamanda tanışacağım. Görüştük zaten buradan bir şekilde de telefonla. Yani yine sanaldan, yani buradan Facebook'tan yazıştık. Görüşeceğiz yakın zamanda. Onunla da görüşeceğiz. Onu da hani
değerlendirmesini alacağız yakın zamanda. Ama dediğim gibi bana şeyde Ulubey'de belediye başkanlığına Ulubey'de belediye başkanlığına en yakın isim şu halde mevcut belediye başkanı Ali Rıza Ağa'da görünüyor. Ulubey'de kırılma olmaz, katılım olur demiş Mehmet Çetin. Ulubey'de kırılma var, katılım olabilir, doğrudur ama Ulubey'de bir kırılma da var Mehmet abi. Onu görüyorum ben. Onu şimdi seslendirmeyeceğim ama o kırılmayı durduramayacağınıza bir bakacağım. Daha sonra bunun değerlendirmesini tekrar sizlerle oturup burada yeniden yapacağız. Şurada kırılma vardı, bunu toparladınız diyeceğim. Ya da toparlayamadınız, bu kırılma devam ediyor, seçimlere de bu şekilde yansıdı. Bu yüzden bu şekilde oldu diyeceğim. Onları size daha sonra anlatacağım. Hatta bir araya geldiğimizde bir konuşalım, bence değerlendirelim derim ben. Ya da devam edeyim ya. Afgan'daki kırılmayı durduramazsanız şayet Ulubey'de başınız dertte Mehmet Çetin. Mehmet abi onu söyleyeyim yani. Afgan'da bir kırılma var. Afgan'daki kırılma şu. Afgan eski belediye başkanı, şimdi muhtar oldu gerçi de, Mümin Bayar. Belediye başkan yardımcılığına, o belediye listesine maalesef girememiş ya da girmek istememiş. Çomak sokmuyorum Mehmet abi. Olanı söylüyorum. Ben çomak sokmam. Yani kırılma olmaz, kırılma var diyorum. Hayır diyorsun. Var kırılma. Yani bir şey diyorsan bildiğinden söylüyorumdur. Rahat ol. Değil mi? Kırılma olmaz. Evet kırılma var. O kırılmayı durdurabilirseniz kazanırsınız. Kırılmayı durduramazsanız siz kaybedersiniz. Uyarıyorum. Benim şimdi uyarmak. Hani bunu yapıp yapmamak da size kalmış. Orası beni ilgilendirmiyor. Ama ben gördüğümü söylüyorum. Afgan'da bir kırılma var. Mümin Bayar'da bir sıkıntı var. Şayet o Mümin Bayar'da o sıkıntıyı giderebilirseniz evet. Afgan'da olan o 1600 oyu çekme imkanınız var. Eskiden gelmiyorum. Şimdiden bahsediyorum. Daha 2 gün öncesinde, 3 gün öncesinde Mümin Bey'le görüştüm. Yani Mümin Bayar'la görüştüm. Kendisinin İlgenel Meclisi üyeliğini, şu haldeki İlgenel Meclisi üyelerinden, Ulu Bey'in İlgenel Meclisi üyelerinden Selim Sakan'ın engellediğini ve Selim Sakan'ın Afgan'ı görmezden geldiğini iddia ediyor kendisi. Belediye Meclisi'ne de alınmadı. Ulu Bey Belediye Meclisi'ne de alınmadığını, İlgenel Meclisi listesine de yazılmadığını ve Ulubey'in Afganlı'nın görmezden gelindiğini söylüyor. Bu Mümin Bayar'ın iddiası. Ben bir daha söylüyorum. Mümin Bayar'ın söylediğinizi de söylüyorum. Afgan'da bir kırılma var. Şayet o kırılmayı durdurabilirseniz evet doğrudur. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Ulubey'de belediyeye alması biraz daha kolaylaşır. Ama şimdi o 1600 oyun yani Afgan oyunun nereye gideceğini Kışla muhtarlığından bilgim yok abi. Kışla merkeze bağlı değil, Ulubey'e bağlı. Kışla muhtarlığı olduğu gibi şeye gelebilir. Nedir onun adı? Ulubey'e gelebilir. Ama ben diyorum ki, yani ben gördüğümü söylüyorum. Yani merkeze yakın bir köyden bahsediyorum. Kışla biraz daha uzaktır Uşağı. Merkeze yakın bir köyden bahsediyorum. Burası Ulubey'e bağlıydı. Sadece, ya şimdi onun söylediğini söylüyorum. Ben bunu, tamam peki. Bunu ben Ali Rıza Ağa'yla da görüştüm. Ali Rıza Ağa'yla da görüştüm Sayın Başkanım'la. Bu durumun nasıl düzeltilebileceğini veya düzeltilmeye çalışılıp çalışılmadığını sordum. Sorduğumda bana Mümin Bey'in iddiasının doğru olduğunu, bu sıkıntıyı bir an önce gidermeye çalışacaklarını, bu konu üzerinde çalışma yaptıklarını kendisi söyledi. Sadece iddia değil bu. Şimdi iddiadan çıktı bak. İddiayı teyit etti Sayın Başkan. Dedi ki evet Afgan'la alakalı bir sıkıntı var. Afgan'daki bu sıkıntıyı gidermeye çalışıyoruz. Evet böyle bir durum söz konusu. Selim Bey tarafından İlgenel Meclisi üyeliği Mümin Bayar'ın engelleniyor. Afgan'la Afgan'ı belediye meclisine maalesef alamıyoruz. Yani Mümin Bayar'ı maalesef belediye meclisine alamıyoruz. Parti yönetimi burada bir tepki koyuyor. O yüzden Mümin Bayar'ı İlgenel Meclisi'ne öneriyoruz. Mümin Bayar'ın da zaten isteği bu. O yönde kendi isteği de, talebi de o yönde. Afgan'ı İlgenel Meclisi'ne temsil edelim diyor. Biz de kendisiyle hemfikiriz. Buna rağmen İlgenel Meclisi'ne alınmıyor. Bu parti yönetiminin bir
tasarrufu bizle alakalı bir konu değil diyor. İşte parti yönetimi bu noktada şayet hani az önce bahsettiğimiz iddia, ben CHP'nin söz üstüyüm, ben de değilim ama ortadaki o hani baştan beri iddia deyip de hani benim özellikle saklamaya çalıştığım konuyu iddia olarak iddiadan dışarıya çıkardım ben. Bu iddia değil, belediye başkanını, bugünkü belediye başkanı Ali Rıza Aday'la ben bu konuyu konuştuğumda Mümin Bey'in söylediği bu Afgan konusunu, Mümin Bayar'ın söyledikleri cümlelerin doğruluğunu bana söyledi. Bu iddia olmaktan dışarıya çıktı şimdi. İddia değil artık. Bu doğrulandı. Böyle bir durum var. Şayet Afgan'la alakalı bu sıkıntı giderilmezse CHP orada kaybeder. Hani söyleyin madem hadi. Yani sıkıştırıp duruyorsunuz. Yani beni yalancı duruma tutacak. Değil abicim, biliyorum. O yüzden söylüyorum. İddia falan da değil. CHP'nin Afgan'la alakalı bir sıkıntısı var. Bu sıkıntıyı çözdünüz, çözmezseniz kaybedersiniz. Bu kadar. Bilmem anlatabildim mi? İsterseniz çözmeyebilirsiniz. Bana ne yani? Yani sürekli benim üstüme geliyor Mehmet abi. Yani bu iddia sadece, hayır abi bu iddia falan değil. Şeyin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ulubey'de Afgan'la alakalı bir sıkıntısı var. Ulubey'de Afgan'la alakalı sıkıntıyı çözerseniz şeyi, nedir onun adı? Tabii canım, o kadar kesin. Yani Afgan'la alakalı sıkıntıyı çözerseniz hiçbir sıkıntı çekmeden tekrar Ulubey Belediyesi'ni almanız mümkün. Ama Afgan'la alakalı sıkıntıyı çözmezseniz Ali Rıza da kaybeder abi. Bu kadar. Bir şey demiyorum ya. İddia diyorsun. Hani beni bir noktada yalancı durumuna düşürmeye çalışıyorsun abi. Değil ya. Hani biliyorum da söylüyorum. İddia değil abi. Belediye başkanıyla da görüştüm. Kendisi doğruladı bunu. Hani ben iddia diyorum bir takım şeyleri. Hani böyle biraz daha böyle yumuşak davranıyorum. Niye geriliyorum da triplendim? Ya bir şeye gerildiğim, triplendiğim falan da yok ama böyle geriyorum abi. Yapma. Hani ben özellikle yumuşak geçiş yapmaya çalışıyorum. Mümini çizmiş abi. Ne dersen ters oluyor, mümini çizmiş abi. Ne yapayım abi? Çizdiyse çizsin yani. Zorla ben illa mümini de alır mı diyeceğim. Ben başka bir şey söylüyorum. Afgan'da bir kırılma var diyorum. Ama bu kırılmanın önüne geçerse CHP o zaman belediyeye alması biraz daha kolaylaşır diyorum. Hayır diyor. Ya bu sadece müminin iddiası diyor. Ya belediye başkanı da aynı şeyi söylüyor. Yani beni bir noktada yalancı durumuna düşürmeye falan çalışıyor. Böyle bir hani özel bir çalışma var. Hayır abi, biliyoruz da bir şey söylüyoruz. Mümin'de bir kırılma var. Afgan'la alakalı bir kırılma var şeyde. Tobiköy olması daha iyi. Ha bu arada Afgan da valiliğe başvurmuş. Referandum için başvurmuş. Referandum yapalım. Tekrar biz köy olalım demiş Afgan. Madem belediyelikten düştük en azından mahalle olmayalım da köy olalım demiş. Herhalde kuvvetle muhtemel valilik buna onay verecek gibi görünüyor önümüzdeki dönemde. Referanduma gidecek. Siz söyleyin. Afgan muhtemelen seçimden önce referanduma gidecek. Yani köy mü olalım, mahalle mi olalım diye vatandaşa sorulacak orada. Bunlar köy mü olalım, mahalle mi olalım sorusunu evet veya hayır diye yanıtını verecekler gibi görünüyor. Yani Afgan şey de Afgan korusun basınsın gerilim. Ha, vur o zaman avalı yavar ya. Hani sen de onu abi, baba, ya şimdi sohbet ediyoruz. Sen yani gerilmek değil de yok abi gerilme. Ben sana ne gerileceğim ya? Estağfurullah. Haddimize mi düşmüş size gerilmek bizim ama yani şey yani iddia bu. Ali Rıza kazanacak. Abi kimse gökten zembille falan inmiş değil. Ali Rıza da ben çok severim. Sevdiğim bir abimdir. Sizlerden iyi olmasın. İyi bir abimdir. Sayarım da kendisini. Ama böyle bir sıkıntı var diyorum. Hayır, bir sıkıntı yok. Ya var sıkıntı. Yok ya var ya abi, burada bir sıkıntı var. Yani bu soru sıkıntıyı çözdün. Çözdün. Yani çözmezsen bana ne abi, ister çöz ister çözme. Tamam mı? Benim umurumda değil yani belediye başkanlığını aldıktan sonra herhangi birisi bana oradan herhangi bir şey mi verecek ya da benim beklentim falan mı var? Bana ne yani? Ali Rıza da kazansa ne? Bana ne? Kazanmasa bana ne? Ben orada olan sıkıntıyı söylüyorum. Siz bu konuyla alakalı girişimde bulunur.
Efendim o sıkıntıyı orada giderirseniz ne ala, gidermezseniz de abi siz gibisiniz yani benim yapabileceğim bir şey yok. Olan bir şeyi söylüyorum, olmayan bir şeyi söylemiyorum yani. Sanki ben bunu hani kendimi uyduruyormuş da söylüyormuşum gibi falan şey yapıyor yani böyle oradan öyle lanse ediyorsun insanlara. Sıkıntı yoksa sıkıntı vardır. Abi sen bilirsin falan. Bence bir sıkıntı yok. Bende sıkıntı yok yani. Ben hiçbir yere aday da değilim. Belediye başkanlığını almak konusunda iddialı falan da değilim. İlla ben bu adamı burada alırım falan diye bir aldırırım falan diye de bir iddiam yok falan. Yani böyle bir durum söz konusu. Ben ortadan konuşuyorum. Olabildiğince. Afgan'da böyle bir sıkıntı var. Çözerseniz siz bilirsiniz. Çözmezseniz de siz bilirsiniz. Nurullah Başkan olacak mı? Nurullah Başkan olacak. Serdar sen çomak sokmasan oradan Mehmet yakışıyor sana yorulmak. Benim bir şey yaptığım yok. Kızlar köyü muhtarı kim olur ne bileyim ben. Allah Allah. Ya Resulallah ya. Neyse. Tekrar ediyorum. Algan seçimlerden önce kuvvetle muhtemel şeye gidecek. Referanduma gidecek. Köy mü olalım yoksa Ulubey'e bağlanarak Ulubey mahallesi mi oylayacaklar. Bugün yarın Uşak Valiliğinden bununla alakalı onay da bekleniyor. Muhtemelen seçimlerden önce yani kuvvetle muhtemel herhalde Ocak ayı içerisinde bunu netleşir diye düşünüyorum. Ya da Aralık'ın son haftasına doğru valilik bununla ilgili karar verecektir. Fakat Afgan'da Afganlıların beklentisi referandum. Afganlılar seçimden önce referanduma gidip Ulubey'e bağlanıp bağlanmayacağının kararını verecekler sandıkta. Orada ilk seçim orada yapılacak. Seçimden hemen önce ilk seçim bir referandum. Orada yapılacak bir sandık konulacak. Afgan Ulubey'e bağlanıp bağlanmama konusunda oy kullanacak. Bu çok önemli. Neden çok önemli? Şayet mahalle olursa belediye başkanlığına oy kullanacak. Ama mahalle olmaz köy olarak kalırsa belediye başkanlığında oy kullanmayacak. Belediye başkanı seçmeyecek. Sadece muhtar seçimi ve ilgilenen meclisi seçimi yapacak. Öyle görünüyor. Orada 1600 oyun Ulubey'e eklenmemesi demek. Sadece şeyde Afgan'da kalması demek. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sıkıntıya sokar mı? Net bilmiyorum. Onun cevabını işte Mehmet Çetin veya Ali Rıza da verir. Ama Afgan'la Ulubey'in elini biraz daha güçlenirdi en azından. Öyle düşünüyorum ben. Keşke bu sıkıntı giderilmiş olsaydı. Önümüzdeki günlerde inşallah giderilir. Öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Bugünlük bence bu kadar. Yeter. Hepinize iyi geceler dilerim. Saat 1'i çeyrek var. 2 günde bir bunu yapmaya çalışacağım. 3 günde bir bu canlıyı muhakkak yapmaya çalışacağım. Daha profesyonel bir ortama geçmeye hazırlanıyorum bu ara. Daha güzel olacak diye düşünüyorum. Burada kısıtlı bir platformda işte ancak sizlere bunu yapabiliyorum ama benim derdim bir gün uşağı bir şekilde sesinizi duyurabilmek, hatta uşak dışına çıkabilmek. Şimdilik kısıtlı imkanlarım. Ancak bu kadar yapabiliyorum. Herkese iyi geceler dilerim. Ben gerilmem ne kadar rahat olur. Kolunu sıkıştırma geldi. Biz de tabii bir öğrenin elbasıyım, hayatta olan elbasım olur. Hemen geliyor. Yok yok ondan değil, yorgunlukta kardeşim ya. Ya vallahi yani. Olayı sulandırmakta üstünüze yok Serdar ya, bir şey demeyeceğim artık size yani. Gerçekten. Olayı sulandırmakta üstünüze yok. Neyse, bugünlük bu kadar. Yeter. Hayırlı geceler dilerim İbrahim Bey, hayırlı geceler. Kazım Şan, kaybettirme özelliğim var, doğrudur.
Benim kaybettirme özelliğim var, doğrudur. O konuda haklısın. Yani belki Zafer abi el atsam şey de bana da kaybeder yani, öyle bir durum var. Doğru. Hani nereye elimizi atsak elimizde kalır, yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler dilerim. Allah rahatlık versin cümleten. Yakın zamanda Allah izin verirse görüşmek üzere. Omurca'ya köşeler senede bir defa gidiyorum. Bilmiyorum kimin. Nurlu desteklesem gitti. Gitti. Nihat da gitti. Abi Nihat. Nihat abi için üzüldüm ya. Şimdi açıklar. Açık söyleyeyim yani. Yapacak bir şey yok. Herkese hayırlı geceler. Tekrar görüşmek üzere. Allah rahatlık versin cümleten.